İyi günler, ekonomide görünümle karşınızdayız. Ekonomide görünümde de gündem koronavirüsü, piyasalara ve ekonomiye yansımasını konuşacağız. Önce piyasalar tarafına bakacağız. Piyasalarda alınan tedbirler var, ekonomide alınan tedbirler var. Bunlara bakacağız. Daha sonra Ankara stüdyomuzda Ahmet Kıvanç bizi bekliyor. Karantinada, karantina günlerinde çalışanları neler bekliyor? Önümüzdeki dönemde neler olacak? Tüm bunları da konuşacağız. Önce piyasalar tarafında. Piyasalarda gündem ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi. ABD Merkez Bankası bu ayın başında olağanüstü toplanmış, faiz indirmişti. Yine toplandı, sürpriz faiz indirimi yaptı. Yani 1-2 gün olağan toplantıyı beklemeden faiz indirime gitti. Önce bir faiz indirimine bakalım. Yine faiz indirdi. 4 Mart'ta 50 bas puan indirmişti. 1 ile 1.25 aralığına çekmişti faizi. Bugün itibariyle ise 100 bas puan düşürdü. 0 ile 0.25. Yani faizi 0'a çekti ABD Merkez Bankası. Peki sadece bu mu? Hayır. Piyasaya bol likitte para da aktarmaya devam ediyor. En az 700 milyar dolar tahvil alımı yapılacak. Hazine ve mortgage kağıtlarına yatırım yapılacak. ABD politika faizini sıfırladı. 500 milyar doları hazine, 200 milyar dolarlık kısmı da mortgage tahvili olacak. İşte bu 700 milyar dolarlık likittenin. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklamalarda bulundu. Koronavirüsten en fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörlere destek ve önlem uygulanacak. Tüm kurumlarımızın yol haritaları hazırlandı. Likitte erişimde en ufak aksaklık olmayacak diyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacak. Atılacak adımlar Cumhurbaşkanı tarafından bu hafta açıklanacak dedi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Bu tedbirler bu arada dinamik olacak dedi. Gerekli noktada yeni tedbirler de hızla alınacak. Kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacak ve yeni tedbirler de eklenebilir dedi. Dolayısıyla bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da koronavirüsüne yönelik, ekonomiye yönelik tedbirler bekleniyor. Göreceğiz. Diğer taraftan sadece FED mi adım atıyor? Tüm dünyada adımlar atılıyor. Japonya Merkez Bankası'ndan İngiltere'ye tüm dünya merkez bankaları, hükümetler harekette. Rusya 4.1 milyar dolar büyüklükte kriz fonu oluşturacak. Japonya para politikasını gevşetici adımlar attı, varlık alımlarını arttırdı. Çin'de bakın sanayi üretimi koronavirüsün çıktığı yer ve şu anda işte vaka sayısının azaldığı biraz daha rahatlanan bir yer. Çin'de sanayi üretimi Ocak Şubat'ta %13,5'la 30 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Onu da belirtmiş olalım. Koronavirüsle ilgili merkez bankaları ortak adım atıyor, FED faiz indiriyor, Rusya'dan adımlar geliyor, diğer taraftan Japonya Merkez Bankası'ndan adımlar gelmeye devam ediyor. Çin'de üretimde sert bir düşüş, Avrupa'da örneğin Fiat, Chrysler koronavirüs nedeniyle Avrupa'daki fabrikalarında üretime 2 hafta ara verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York, Los Angeles kentleri virüs salgını nedeniyle restoranları kapattı. Güney Amerika ülkeleri sınırlarını kapatmaya başladı. Peki piyasada ne durum? Avrupa borsalarında %8'lere varan düşüşler söz konusu. Çünkü FED'den bir faiz indirimi daha sıfıra çekmesi acaba bu koronavirüs beklediğimizin çok ötesinde bir aciliyet, çok ötesinde bir panik yaratacak bir durum mu endişesi var. Bakın Borsa İstanbul'da %6,39 ekside. Dolar 6,37, 6,40'lara doğru gidiyor. Euro TL 7,14, Euro Dolar ise 1,11,98'de. Faiz 11,29'dan başlıyor. Altın onsu 1524, orada yatay seyretmeye devam ediyor. Petrol %7 kaybetmiş bakın, 31 dolar 39 sent. ABD ham petrolü %5 değer kaybetmiş, 30 dolar seviyesine gelmiş. Gram altın 315 lira, çeyrek altın 519 lira, yarım altın 1038, cumhuriyet altını 2133 lira seviyesinde. Dolar yükseliyor, altının onsu ise baskılanıyor. Neden? Nakit ihtiyacı, satış geliyor, altına satış geliyor, gümüşe satış geliyor. Baktığımızda her yerde ciddi satışlar söz konusu, şu anda bir panik havası söz konusu piyasalarda. Şimdi piyasalar böyle etkileniyor, ekonomiler de tabii ki etkileniyor, ticaret duruyor. Tüm dünyada kapılar kapanıyor. Ticarette ciddi sıkıntılar var. Turizm tamamen durmuş vaziyette. Birçok sektör olumsuz etkileniyor. Sektörlerin olumsuz etkilenmesi tabii, bakın işte Fiat Chrysler 2 hafta ara veriyor. Çalışanlar için nasıl bir dönem olacak? İşte karantina dönemi var. 14 günlük karantina dönemi var. Okullar tatil ediliyor, ara veriliyor. Veliler ne yapacak? Çalışan veliler ne yapacak? Tüm bunları Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'a soracağız. Ahmet, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Serdar. Önce şununla başlayalım. Çalışan anne babalar, kreş, gündüz bakım evi, çocuk kulüpleri tatil edildi ikinci bir açıklamaya kadar. Okullar bir hafta tatil edildi. Çalışan anne babalar var, planları vardı. Şimdi ne yapacağız diye kara kara düşünüyorlar.
ne hakları var, ne hangi adımlar beklenebilir? Serdar, tüm dünya gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde işçisi, işvereni, toplumun tüm kesimi ancak dayanışmayla atlatacağız inşallah. Okul tatilinde iyi bir karar alındı. 2 hafta süreyle çocuklar okula gitmeyecekler. Kreş çocukları, okul öncesi çocuklar için kreşler kapatıldı ikinci bir karara kadar. Evet. Fakat anne babalar ne yapacak diye merak ediyordu. Kamudaki çalışanlar açısından sorun çözüldü. Kamuda çalışan anneler bu dönemde izinli sayılacaklar, yıllık izinlerini kullanacaklar. Yıllık izni olmayanlar idari izinli sayacaklar. Orada mesele halloldu. Fakat özel sektör çalışanları ne yapacak Serdar? Orada belirsizlik var. Özel sektör çalışanları açısından ancak işverenin bu konuda inisiyatif kullanması, kolaylık göstermesi söz konusu. Yıllık iznini kullandıracaktır. Orada da özel sektörde de öncelikle. Yıllık izni olmayanlar da gene idari izin kullandırılması konusu aslında bir kolaylık sağlanması söz konusu olabilir. Aksi takdirde mazeret izni yasada çocuğa bakmak için böyle bir zorunluluktan dolayı bir mazeret izni söz konusu değil. Mazeret izninin süreleri belli. Mazeret izninin çocuğa bakmak için mazeret izni kullandırmak da yine işverenin inisiyatifine kalmış bir durum Serdar. Tabii bu arada sağlık çalışanlarının durumu da önemli. Sağlık çalışanları anne babanın sağlık sektöründe çalıştığı durumlar söz konusu. Evet. Bunların ilk öğretimde ve kreş çağındaki çocukları için belki bir kolaylık sağlanabilir. Seyreltilmiş kreşler gündeme getirilebilir. Her ne kadar kreşler kapatıldıysa da bunlar için öyle bir imkan sağlanabilir. Çünkü artık anne babalara bulaştırmamak açısından, yani büyük anne büyük babalara bulaştırmamak açısından onlara da emanet edilemiyor çocuklar. Ahmet, böyle bir tedbir düşünebilirseler. Şimdi dedin ki kamuda bu iş çözülecek. Yıllık izin kullanılacak ya da idari izin sayılacak. Yıllık izni yoksa idari izinden onu açar mısın? Yani o zaman ne olacak idari izin olduğu zaman? Yıllık izni yok mesela, idari izin olduğu zaman önümüzdeki döneme ait mi izin kullanmış oluyor? Hayır, idari izinlerde kamuda çalışanlar için söz konusu. İdari izinlerde herhangi bir gelecek dönemdeki izinlere istinaden bir borçlanma değil yani söz konusu değil. Ama değil. Kamuda söz konusu değil. Özel sektörde bu yönde bir uygulama gündeme gelebilir ama yani yıllık izinde ücretli izni kullandıktan sonra eğer işte halen uygulama devam ederse, karantina uygulaması devam ederse bu durumda gelecek yılın iznine istinaden durumlar söz konusu olabilir. Yahut da idari izinli verir işveren, mazeret izni kullandırır ve ücretinde de kesinti yapmaz. Bu işçi açısından sağlıklı bir durum olur. İşveren de işçisinin sağlıklı bir şekilde çalışması, kararname çıktı mı kamu çalışanları için? Gelecek. Kamu çalışanları, kamu çalışanları için evet, bununla ilgili evet Serdar, bununla ilgili karar alındı. Kamu çalışanları için bugünden itibaren uygulamaya da başlandı bu evet. Durum. Esas bundan sonra özel sektörün ne olacağı Serdar? Şimdi dediğimiz gibi ticareti, ekonomiyi çok yakından ilgilendiriyor. Ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. Şirketlerde de sıkıntı yaşanıyor. İhracat pazarı zor durumda. Diğer taraftan içeride üretim anlamında sıkıntılar yaşanıyor. Diyelim ki şirket sıkıntıya düştü. Çalışanların da ücretsiz izne gönderme gibi bir fikri var. İşçiler ücretsiz izne çıkarılabilir mi? Serdar, kanuna göre işveren üretime ara vermek zorunda kalırsa eğer en fazla 1 hafta süreyle işçi yarım ücret ödemek zorunda. Üretime ara vermek durumda 4 hafta süreyle üretime ara vermek zorunda kalırsa en az 4 hafta süre. Yahut da çalışma saatlerini en az 1/3 oranında azaltmak zorunda kalırsa bu durumda kısa çalışma ödeneği söz konusu olabilir. Kısa çalışma ödeneğinde işsizlik sigortası fonundan ödeme yapılır Serdar. 3 aya kadar işçiye geçmiş 12 aylık dönemdeki
brüt ortalama kazancının %60 oranında ödeme yapılır. Bu tutar bugün için baktığımızda asgari ücretle çalışan bir işçi için 1752 lira ödenir ama en yüksek yapılacak ödeme tutarı da brüt asgari ücretin %107'sini aşamaz. Dolayısıyla 4380 liradır orada da taban uygulaması. Tabii şunu da vurgulamak gerekir Serdar. Bu kısa çalışma ödeneğinden herkes yararlanamaz. Yararlanabilmek evet. için işsizlik sigortasında olduğu gibi koşullar var. Nedir o? Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak işçinin Serdar. Aksi takdirde bundan yararlanma imkanı bulunmuyor. Peki şimdi bir diğer konu. Diyelim ki işveren işe ara vermiyor. Çalışmaya devam etmek istiyor. Ama iş yerine gitmeye gerek yok. Evden çalışılabiliyor. Evden çalışmaya devam edip bir performans beklenebilir. Buna yönelik bir düzenleme var mı? Evden çalışılırsa ücret ödeniyor mu? Veya ücret alamama gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Serdar, eğer gündeme gelirse evden, ki yaygın şu anda da başladı, bazı işverenler başladı, bazı bankalar, yabancı bankalar başladı. Eğer gündeme gelirse en iyi seçeneklerden birisi bu olur. Hiç olmazsa hem bir taraftan üretim faaliyetleri devam etmiş olur, ekonomide faaliyetleri devam etmiş olur. Bir taraftan da çalışanlar ücretlerini almaya devam ederler. Dolayısıyla evden çalışmada ücret ödenir işveren tarafından. Burada dün gece de önemli bir karar alındı. Üç bakanlık açıklama yaptı. Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı Serdar. Teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde bir teşvik uygulaması var biliyorsun. Evet. Bu teşvikten yararlanabilmek için iş yerinde, fiilen iş yerinde çalışmak gerekiyordu. Üç bakanlık aldıkları kararla Nisan sonuna kadar eğer evde çalışmak zorunda kalırsa, evden çalışmak zorunda kalırsa teşvikten yararlanmada sıkıntı yaşanmayacağına ilişkin bir karar aldı. Dolayısıyla evden çalışma önümüzdeki günlerde sıklıkla karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Teknolojik altyapısı uygun olan ve çalışma imkanları bazı meslekler için tabii söz konusu olacaktır tabii. Serdar. Evden çalışmada bir tek dikkat edilmesi gereken, daha önce de vurguladığım iş kazası konusunda dikkat etmek gerekiyor. Çünkü işveren tarafından evde çalışmak üzere görevlendirilen kişi evde herhangi bir kazaya uğradığında bu iş kazası sayılır. İş kazasından dolayı da Sosyal Güvenlik Kurumu geçici iş göremezlik ödeneği yerine göre geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik ödeneği gibi ödemeler yapar. Tabii bu haklardan yararlanabilmek için kazanın 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmesi gerekir. Buna dikkat etmekte yarar var Serdar. Peki. Peki çok teşekkürler. Bir başka husus. Çok kısa bir cümle. Serdar, bir başka husus şu gündeme gelebilir. Eğer ücretsiz izin ücretli izinler çok uzun süre olursa bunların telafisi söz konusu olabilir. Telafi için 2 aylık süre içerisinde işçiler daha uzun süre, günde 11 saate kadar varan sürelerde çalıştırılması gerekebilir Serdar. Peki. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, çok teşekkürler. Habertürk.com'da da bu konularla ilgili yazıları var. İzleyicilerimize, dinleyicilerimize söyleyelim. Oradan takip edebilirsiniz bu konudaki yazılarını Ahmet Kıvanç'ın. Evet, önemli. Bir tarafta piyasalar. Koronavirüs tedirginliği nedeniyle ciddi olarak borsalarda satışlar var. Avrupa borsalarında %8, Borsa İstanbul %6 kayıpta. Diğer taraftan altın, metal, bunlarda da satışlar söz konusu. FED olağanüstü toplanıp faiz indirimine gidiyor. Diğer merkez bankaları önlemler alıyor. İçeride Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak buna yönelik adımlar atılacağını, bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. Dolayısıyla koronavirüsü ekonomiye, piyasa tarafında da bir alarm getirdi. Bir panik havası yarattı piyasalar tarafında. Bunu görüyoruz. Diğer taraftan da çalışma hayatını çok yakından ilgilendiriyor. Bunu konuştuk. Karantina günlerinde çalışanların hakları neler, neler bekliyor çalışanları, bunları konuştuk. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri sizlere aktardık. Saat başında Hülya Könek karşınızda olacak. Hoşçakalın.